hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsanevi 2024-2025 model Real Madrid kadrosu kuruyoruz. Belki de tarihin en iyi takımı olacak bu takım ya. Abi ben gerçekten Mbappe'yi falan da duyunca çok felaket kafayı yedim. Böyle bir şey yok. İnanılmaz beklentilere girdim. Tarihin en iyi kadrosu olabilir abi. Oyuncuların yaşlarına ve şu anda bulundukları konuma, bulundukları becerilere, başarılara bakılırsa çok fena şeyler olabilir ve bu videoda koinslere acımayacağım. Sizler de bir tıkla like'ları acımayın arkadaşlar. Acımadan like'larınızı atın ve ben bu videoda harcayacağım kadar koinslere harcamaya devam edeyim. Mükemmel bir video olacak. Herkesin en iyi hallerini, en güzel hallerini alarak dehşet bir Real Madrid kadrosu kuracağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bakın ben bugün bu video boyunca size like atın demeyeceğim. Video boyunca like atın dediğimde 3000-5000 beğeni yapıyorsunuz. Videonun sadece başında dememi istiyorsunuz. Sadece başında dediğimde 18.000 izlenmede sadece 1500 beğeni gelmiş. Bu beğeniyi atan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama unutmayın siz ne kadar like atarsanız ben o kadar sizi coştururum. Senin attığın like de değerli. Senin attığın like bir like yerine geçmiyor. Hepiniz aynı şekilde düşündüğünüz için şöyle bir like bombalayın arkadaşlar ve uçalım, coşalım, yok edelim, her yeri yok edelim. Gerçekten çok eğleniyoruz, çok eğlenmeye de devam edeceğiz. Ve inanılmaz yorumlarınız gerçekten beni felaket coşturuyor arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz yorumlarınız var. Çok teşekkür ediyorum, beni felaket kaza getiriyorsunuz. Kore abi video atacak, gelen mutluluk hissi ben de video yaparken siz videomu izleyince, siz like atınca gelen mutluluk hissimi tarif edemem arkadaşlar. Ama aynı ben video attığımda ne hissediyorsunuz aynısını hissediyorum. Hadi o zaman devam edelim. 250.000 yani çeyrek milyon aboneye doğru gidiyoruz. Sen de hala abone de olmadıysan ve eğer videolarımı izlemeye devam etmek istiyorsan bence bu kanala abone ol. Çünkü bu kanal senin için var. Hadi o zaman önce sizlerle birlikte dizilişimizi falan değiştireceğiz. Ve şu 2024-2025 Real Madrid kadrosunu bir kuracağız. Yani inanılmaz şeyler olacak abi. Böyle bir şey yok. Gerçekten çok felaket şeyler yapacağız. Şimdi sizlerle birlikte 4-3-3 atak diyeceğiz, tamam mı? 4-3-3 atak diyeceğiz ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Şöyle seç dedim ve dizilişimiz şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi, dediğim gibi coinslere acımayacağız arkadaşlar hiçbir şekilde. Ve şimdi bir de takımımızın logosunu tabii ki de seçelim abi. Yani logomuz gerçekten önemli. Soyunma odasından armamızı da her şeyimizi de seçelim, şöyle Real Madrid yapalım. Sonra transferlerimize de başlayacağız. Ve haydi bakalım, formamız zaten hazır. Kullanıcı logosu da Real Madrid yapılıyor mu? Yapılıyor. Takım logosu yapalım abi. Her şeyi bugün Real Madrid yapıyoruz. Real Madrid'in efsanevi bir kadrosunu kuruyoruz. Beğenirseniz, daha fazla isterseniz like'ınızı atın. Ben her türlüsünü, çok daha güzellerini sizlere yapacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Yani çok daha güzeli nasıl olabilir? Bütün efsanevileri de katıp tarihteki en iyi Real Madrid, en iyi Barcelona kadrosu kurabiliriz. Tarihin en iyi Real Madrid kadrosunda Ronaldo olur, diğer Ronaldo olur ve bir sürü dehşet oyuncular olur. Yani bayağı güzel olur arkadaşlar. Şimdi Real Madrid'in kadrosunu kurmaya başlıyoruz. Başlamadan önce zaten kadro değerimiz 0. Kaç milyon olursa o kadar milyonluk bir kadro kurmuş olacağız. 174.000 sadece kadro değeri şu anda bu kadronun. Ve şimdi ana sayfamıza geliyoruz arkadaşlar. Pazarımıza geliyoruz. Bu arada yaptığım stoğu da sizlere göstereyim. Aynı zamanda Discord'da da bugün, bu videonun yayınlandığı gün saat 19.00'da kadro paket yorumlama bölümü açılıyor. Eğer videoyu 19.00 civarı veya sonrasında izliyorsanız şu an açılmış durumdadır ve ben videoyu çekmeden kadro paketlerinizi atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Burada görmüş olduğunuz gibi 25 tane bastoniyi 97.5 milyon coins'e almışım ve bu gece bunların görevleri geliyor arkadaşlar. 90-92 arası totileri en ucuzlarından almaya çalışabilirsiniz. Sizde değerleri yükselebilir. Ben iki hesabıma da birazcık aldım. Üçüncü hesabımı almadım çok fazla coins olmayan, ama buraları aldım. Aslında daha fazla da alabilirdim ama bu kadar aldım. Aslında biraz az aldım. Daha 520 milyon duruyor. Bunlarla da size zaten video yapıyorum. Hadi o zaman geliyoruz arkadaşlar. Coinslere acımayacağız. O kadar kastık, coşturduk abi. Ve acımadan bam 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 basacağız abi. Şimdi Courtois ile başlıyoruz. Courtois'un şöyle abi 63 milyonluk kartı burada var. 32 milyonluk kartı bu şekilde abi. Ben bu kartına, 95'lik kartına şöyle bir 32 milyon basmak istiyorum. Coinslere acımayacağız. Evet, ve bu şekilde devam edeceğiz abi. 60 milyon vermeye gerek duymuyorum bir rating için. Kadronun ratingi zaten inanılmaz etkilenmez. Zaten antrenman da basmayacağız. Ana kadro gen yükselmesi de değil. Ama şu kartın da gelmeyeceğini şey yaparak
Şuna da bir teklif verirsek gerçekten güzel olabilir. Buna da 21.900 verelim teklifi arkadaşlar. Buna da verdik. Hangisi gelirse onu alacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte burada tekliflerim arasında görmüş olduğunuz gibi duruyorlar. Ve kaleci de bütün coins'i basmaya gerek duymadım. Şimdi sol bekimizle devam edelim. Hemen bir transfer daha yapacağız. Sonra bu kadroyla maça gireceğiz abi. Maçta kim bilir neler yaşayacağız. Gerçekten inanılmaz şeyler olacak. Buradan Mendy diyorum. Arama diyorum. Ve Mendy de geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bu adam manyak hızlı, değişik bir adam. Bunu da 95 gen alabiliriz abi. Buna da 34 milyon hatta 33,5 milyon teklifimizi verdik. 3 tane pazara koyan varmış gördüğünüz gibi. Bunlar bayağı uzun bir süre satamazsa zaten 33,5 en pahalı teklifmişler. Satar bana gelir arkadaşlar birazdan. Hani gelmezse de oyuna bu ara girmiyordur. Bizim şanssızlığımıza denk gelir. Biz de 35 milyon alırız. Ama bekleyelim arkadaşlar. Gelir diye düşünüyorum. En pahalı teklif şu anda bizde. Şimdi de sizlerle birlikte sol stoperimizi alalım derken Courtois gelmiş. Hem de 95 gen olan Courtois gelmiş. Hemen oyuncumuzu alıyoruz arkadaşlar. 32 milyona tam istediğim geldi arkadaşlar. Zaten ya gelmezse diye diğerini koymuştum. Kalecimizle o zaman başlayalım. Şöyle Jukic yerine hemen geliyoruz arkadaşlar. Ve Courtois'ı yerleştirdik. Ve gerçekten gayet iyi oldu arkadaşlar. Manyak oldu, güzel oldu. 61 genden 64 gen gene çıktık. Ve kadro değerimiz 32 milyona yükseldi bile. Tek bir oyuncuyla bayağı iyi abi. Hemen devam edelim o zaman. Pazarımıza bakıyoruz. Herhangi bir şekilde emirlerimde Mendy koymuyorlar mı ya? Mendy'yi de koyun da alalım. Bakın 100 bin coins düşürmüş sadece. Oğlum koysana 33.5'a alalım. Yo yeni koymuş 34.900'e. Yani 34.900'e koyacağına satamazsan geleceksin sonuçta bize sen. Hemen abi şöyle bir Eder Militao'yu alacağız. Hemen ben direkt takım diyeceğim arkadaşlar. Real Madrid diyeceğim ve stoperleri açacağım. Stoperlerden seçimimi yapacağım. Pozisyonu stoper diyeceğiz. Ve abi Mbappe'li Real Madrid gerçekten çok fena bir şey olacak ya. Yani gerçekten inanılmaz bir şey olacak. İlk transferimiz Rüdiger. Rüdiger'in bu kartları pazarda yok gibi ama şöyle 10 milyon 300 binden 94 genlik Rüdiger'e teklif veriyorum. Ve aynı zamanda 21 milyon 100 binden de şöyle hemen sizlerle birlikte 95 genlik Rüdiger'e teklifimi verdim. Ve arkadaşlar Rüdiger'lerin de gelmesini beklerken aynı zamanda Eder Militao'ya da gelmeden önce bakıyoruz. Ve evet abi ben dedim, gelecek dedim. O fiyat düşecek ve biz onu alacağız abi. İnat ettim ve 1 milyon ucuza aldım. Mükemmeliz. Gayet güzel abi. Mendy'yi de hemen sol kanatımıza yerleştireceğiz. Sol bekimize yerleştireceğiz. Mendy gel bakalım buraya. Ve kadro değerimiz ne olacak abi? Gerçekten çok iyi gidiyor kadro. 100 hızla lan. Oğlum sen gerçekten kafayı mı yedin abi? Şunların yükseltmelerini yapalım bu arada. Şuradaki bilgilerden gelelim arkadaşlar. Ve transfer değil abi. Beceri puanlarından hemen kaleci pas değil uçma. Bastık abi uçmayı fullledik. Ve aynı zamanda bir de Mendy'ye de gelip Mendy'yi de şöyle bir fullleyeceğiz. Bilgilere geleceğiz. Kadromuz 3'er rating artıyor. Sonuna kadar herhalde 3'er rating arttıracağız arkadaşlar. Şöyle bunu da dengeli bir şekilde yükseltiyorum. Ters ayağı da 5 yıldız. Oğlum bu kart ne lan? Vallahi billahi bu kart değişik bir şey. Mendy'nin hızı bakalım kaça yükselecek arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Şöyle 5 seviyede antrenman basalım herkese. Gerçekten güzel olur abi. 5'er seviye antrenmanlarımızı herkese basalım. Kadromuzu aldığımız herkese Mbappe'ye falan belki biraz daha fazla basarız ama yani bir maçlık aldığımız için belli olmaz. Şimdi 67 gen oldu bile kadro. Ve şu oyuncularımızdan birisi geldiyse güzel, ikisi geldiyse biraz sıkıntı. Hiçbiri gelmediyse bekleriz, sıkıntı yok. Arama kısmımızı aynı aramamızı yapıyoruz. Ve bir de Eder Militao alacağız şimdi. Geldik Eder Militao'muza. Ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 93'lük kartı gayet güzel olur bizim için. Ona da 10,5 milyonumuzu verdik. Ve onun da gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. En yüksek halini alacağız Eder Militao'nun da. Rüdiger'i ve Rüdiger'i de bekliyoruz. Bu iki Rüdiger'i de bekliyoruz. Onlar da geldiği zaman gayet güzel şeyler olacak arkadaşlar. Stoperlerimiz ekranda görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi baba bir oyuncu alalım. Babalardan birini alalım. Abi bu oyuncuların yani yaşları falan da böyle yıldız olarak diyebileceğimiz, baba oyuncular diyeceğimiz yaşları da gerçekten o kadar küçük ki 20 yaşlar 25 yaşlar aralarındalar gerçekten. Mbappe de o aralarda yani inanılmaz. Mbappe gerçi 25'ine geldi artık derken Valverde. Hem de abi eli sakat olan fotoğrafıyla siyah formalı
mükemmel görünüyor. Ve tabii abi 30 milyon bizim için hikaye. 40 milyon da hikaye abi. Boş iş. 97'lik de olmaz. Bir 98 verelim ya. Valverde eder, Valverde eder. Valverde eder. Bir 98'lik Valverde alalım mı ya arkadaşlar? Gel oğlum, bu arada quiz bitiyor lan. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Bu arada bir de Eder Militao'muz geldi arkadaşlar. Valverde'ye bu fiyatı vermesek mi ya? Bir kafa karışıklığı yaşadım şu anda arkadaşlar. Çünkü Mbappe alacağız. Mbappe'ye kaç milyon vereceğim aklımda şu an. Daha birkaç oyuncumuz daha var. Valverde'yi bir tık düşüğünden alalım arkadaşlar. Gelmez umarım şu anda. Şöyle 57 milyon verelim Valverde'ye. Dur lan ne yapıyoruz? 57 milyon niye veremiyorum? 57 milyon verelim. 97'lik Valverde'yi alalım. Ve 94'lük Rüdiger'imiz de geldi arkadaşlar. Onları da kadromuza koyalım. Yükseltmelerimizi yapalım. Çünkü arkadaşlar Mbappe'yi, fena bir Mbappe almak istiyorum. Ve biraz hızlı gidiyoruz sanki. Belki yetebilir ama yani risk almak istemedim. Çünkü daha baba, bana göre Valverde'den daha baba 3 tane daha oyuncu var. Daha çok para verebileceğimiz. Onlara verelim paraları. Mbappe'ye zaten coşturacağımız için onlara böyle bir paraları asıl harcayalım diyecekken Rüdiger'imiz geldi arkadaşlar. Rüdiger'imizin de bilgilerinden, beceri puanlarından şöyle bir arkadaşlar defansı fullledik. Ve ciddi stoperi de verdik. Ve inanılmaz güzel oldu gerçekten. Rüdiger'imizi de şöyle arkadaşlar antrenmanlarını hemen basalım. Kaç olacak abi? Kaç olacak? Şöyle 5 diyelim. Gayet iyi abi. Fiziksel falan, hız falan da coştu. Defans da coştu. Abi sadece bir UCL kartına yapılabilecek en güzel şeyleri yaptık bence. Bir UCL kartına daha fazlası yapılamaz yani. Eder Militao da geldi buraya görmüş olduğunuz gibi. Ve ona da abi aynı şeyleri sizlerle birlikte tabii ki de basacağız. Hemen gelelim abi şöyle. Burada 5 var tabii. Defansa bastık. Ciddi stopere bastık. Ve daha da bir de fiziksele basalım abi. Manyak bir hale görmüş olduğunuz gibi. Bunu da getirdik. Ve arkadaşlar aynı zamanda da sizlerle birlikte 5 seviye antrenmanını da basacağım. Video için buradaki bronz oyuncuları normalde kendi kadromun oyuncularına da basabilirdim ama video için veda olsun. Hatta bazı oyunculara daha da fazla bile basacağım dediğim gibi. Şu an kadro tam 73'ken oldu arkadaşlar ve bakalım Valverde geldi mi? Henüz gelmedi. Beklemeye devam edebiliriz abi. Şöyle bir fiyatını kontrol edelim. 57-200'e teklif veren olmuş. 57-900 koyalım biz arkadaşlar. 57-900 verelim. Gelir diye düşünüyorum 57-900'e. Gayet güzel bir şekilde Valverde'mizi de buraya yerleştirdik. Ve o zaman sizlerle birlikte şimdi de gelelim bir can bebeğimizi, göz bebeğimizi, Arda Güler'imizi alalım arkadaşlar tabii ki de. Arda Güler olmazsa olmaz. 2024-2025 modelde tam oturmaya başlayacak olan Arda Güler'imizi şöyle 13 milyondan dümdüz satın al dedik arkadaşlar. Ve Arda Güler'in de gelmesini bekleyeceğiz sizlerle. Tabii ki de Arda Güler gelecek ve onu da kadromuza bam diye koyacağız arkadaşlar. Şimdi bir de Carvajal alacağız. Hemen şöyle Carvajal'e gelelim. Carvajal'i de alalım. Babalara da başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Carvajal şöyle geldiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi ve en yüksek hali de pazarda 8 milyon değil mi abi ben? 8 milyona bana bunu satın abi. Gerçekten yani bunu da 3.520 verelim. Yani Carvajal'i hiç iyi bir kartı nasıl olmaz? Yani Real Madrid'in maçlarını siz de izliyorsanız, Arda Güler için falan daha da çok izliyorum, bakıyorum. Çok iyi oyuncu Carvajal ama hiç iyi bir kartı yok. Olmadı Carvajal'in de 86'lık bir kartını alacağız arkadaşlar. Hiçbirisi gelmezse 86'lık bir Carvajal alırız sizlerle. Ve şimdi de o zaman sizlerle birlikte bir de Rodrigo'muzu alalım. Hemen Rodrigo'muzu da alıyoruz bakalım. Hala hesabımızda 350 milyonumuz var arkadaşlar. Gayet iyi, gayet süper, mis gibi. Rodrigo'nun da pazarda kartı yok ama şöyle 9 milyon 200 binden falan koyarsak, alırsak en az 90 alalım ya Rodrigo'yu bari. Gerçekten şöyle 4 milyon 350 binde buna veriyorum abi. Gelsin bakalım ve biz de alalım arkadaşlar. Bekliyoruz bu oyuncuların da gelmelerini ve arkadaşlar babalardan birisini alalım. O da arkadaşlar Vinicius Junior olsun. Şöyle Ior yazdığımız zaman Vinicius Junior da karşımıza gelsin bakalım. 36.2 milyon değeri ve burada 85 milyonu işte buna verelim abi. İşte buna 86 milyon dahi veririm. Buna verilir abi. Değer Vinicius Junior'a 86'lık teklifimizi yaptık ve kim gelmiş bakıyoruz. Carvajal gelmiş.
Güzel abi, hem de en yükseği gelmiş. Gayet iyi. Hemen başka yok değil mi kimse? Yok abi. Carvajal'i hemen alıyoruz. 8 milyon verdiğimiz Carvajal geldi bize. Ve şu anda da elimizde de 255 milyon kaldı. Ama tabii almadığımız oyunculardan geri coins'ler bize gelecek arkadaşlar. Onda da sıkıntı yok. Şöyle Carvajal'i de buraya alalım abi. Ve yükseltmelerini basalım. Keşke Carvajal'in de bir 90'ın üzerinde bir kartı olsaydı. Gerçekten çok güzel olurdu. Şöyle gelelim abi. Ve yükselteceğiz ama biz dengeli olarak yükselteceğim arkadaşlar. Back oyuncusu olduğu için ve back özelliğini bastık. Ve şimdi de aynı zamanda antrenmanlarımızı da 5 antrenmanımızı da basıyoruz. Kadromuz 76 gen oldu. Ve kadronun değeri ne kadar oldu? Hemen ona da bakıyoruz arkadaşlar. Kadronun değeri de 95 milyon olmuş. Ve bir de Toti antrenör görevi tamamlamışız. Bu videoda bir de paket açılımı da olsun bakalım. Toti de. Ulan Toti deseydi vallahi billahi yemin ediyorum coşardık lan. Hakan geliyor. Yo, Orkun Kökçü mü? Orkun Kökçü geldi. Türkiye'ye gittik. Yanında da Türkiye'de oynamış bir oyuncu falan çıktı. Gerçekten inanılmaz. Pakete bak. Paket böyle bize yakın bir paket oldu. Ve bir oyuncu geldi. Kim geldi bakıyoruz. Vinicius Junior geldi. Dilini çıkarmış. Coşmuş. 86 milyonluk Vinicius Junior takımımıza geldi. Ve onu da sizlerle birlikte kadroya koyacağız ama coins bitti abi. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Daha iki tane baba var ve birisine bayağı bir coins basmak istiyorum ben. Vinicius Junior'a da 80 milyonu bastık abi. Kadroda 80 gene oldu. Vallahi billahi böyle bir şey yok. İnanılmaz bir şekilde. Hız abi hız buna direkt. Dribbling dribbling. Bas bas bas. Üf. Oğlum bu ne lan? Vallahi billahi manyak oldu. Şöyle bir de abi hemen antrenman Vinicius'u bir 10 seviyeye çıkartalım abi. Video için sadece belki de bir maç oynayacağım. Ama bu video için basıyorum abi. Bakın bir sürü bronzları bastık. Ve gayet güzel oldu. Şöyle bir bakalım abi. 80 gen oldu bile takım. Vinicius Junior 116 hız. 99 şut. 89 pas. 122 dribbling. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu yeni model Real Madrid gerçekten dehşet bir şey olacak galiba. Yani böyle bir şey yok. Tarihin en iyi kadrosu mu geliyor acaba diyeceğiz. Ve bakıyoruz bir oyuncu daha gelmiş. Valverde bizde geldi. Ooo abi böyle bir şey yok. Arda hadi gel ya. Arda seni bekliyoruz Arda hadi. Gel sen de. Evet arkadaşlar şöyle geliyoruz. Kadromuzun değeri şu an kaç milyon? 181 milyon. Ve Valverde bizde buraya gelecek. Ve boom. Uf abi yani gerçekten dehşet özellikler. Mükemmel özelliklerle karşımızda Valverde. Ona iki beceri puanı basabileceğiz. Onu da fiziksel mi pas basalım abi. Valverde'ye pas basalım. Daha pasa yatkın olduğu için onlar yükseldikçe yükselsin. Bakın en iyi özellikleri pas zaten. Şöyle bir baktığımızda zaten Valverde abi her şeyi yapabildiği için. Yani FIFA'da gerçekten manyak şeyler yapabilir. Ben size söyleyeyim. Alt seviye yapınca ne oluyor? Şut ve hız artıyor. Başka pas da artsın. Tamam abi yeter. 7 seviye yaptık. Ve Valverde'de 100 hız, 109 pas, 95 dribbling ve 93 şut falan. Her şey Valverde'nin de coştu. Yani abi kadro 83 gen oldu. Bir sürü 50'lik oyunculara rağmen ve dehşet gidiyor gerçekten. Yani böyle bir şey yok. Pazarımıza bakıyoruz. Arda gelin hadi abi gelsenize neredesiniz? Arda ile Robigo var burada. Arkadaşlar son 2 tane daha transferimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi What Champion Kylian Mbappe. Evet arkadaşlar Kylian Mbappe'yi sizlerle birlikte alacağız ama Bellingham'a birazcık para kalmıyor. 200 milyon vereceğim çünkü. Mbappe tam sizlerle birlikte 204 milyonu bastım ve sadece 52 milyon kaldı. Arkadaşlar Mbappe 100 yüzgen Mbappe ya. Yüzgen 100 yüzgen Ultimate Toti 200 milyonluk Kylian Mbappe. 4 tane de beceri puanı ile birlikte bu özellikler vallahi billahi uçacak gidecek abi. Böyle bir şey yok. Yani gol sevincidir, sağlam oyuncu, doğal yetenek, hızlı top sürücü, ayağın dışıyla şut. Her özellik var abi adamda. Manyak bir şey gerçekten. Bir an önce şu yüzgen Mbappe'yi satın. Bir an önce ben de şu yüzgen Mbappe'yi alayım artık. Gerçekten çok heyecanlanıyorum almak için.
Hadi artık Mbappe, gel artık ya. Arkadaşlar, Mbappe'miz geldi ve ben siz like atarsanız yorumlarda istediğiniz şekillerde, daha da efsanevi şekillerde kadro kurma videoları yapmaya devam edeceğim. Ben bu videoları çok sevdiğinizi biliyorum ve sen de buraya kadar izlediysen zaten bu videoyu çok sevmişsin. O yüzden hala abone değilsen bence abone ol ve sevdiysen de şuradan like'ını at abi, şuradan tık diye like'ını at. Mbappe geliyor, hazır mıyız? 3, 2, 1, bastık ve Kylian Mbappe! Arkadaşlar acımadım, 200 milyonu bastım ve Mbappe'yi aldım. Hemen ana sayfamıza geliyoruz, pazarımıza geliyoruz. Ve sol kanatımıza yerleştireceğiz tabii ki. Ne pazar abi, iyice kafa gitti. Mbappe'yi görünce gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Değiştir dedik buradan. Ve aynı zamanda şurada pozisyon değil de eklendiği zaman dersek gayet güzel. Mbappe'mizi de ekliyoruz. Hiçbir şey daha basılmamış hali bu tabii. Arkadaşlar Mbappe'ye geldim. Antrenmana geldim. Ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hızını 15 yükselttikten sonra bir de dribbling yükseliyor mu? Güzel abi. 12 yaptım. Bastım. 12 seviyeye kadar. 12. Bu ne? Bu ne? Gerçekten manyak bir şey oldu. Ve şimdi bir de bilgilere geliyoruz. Ve buradan beceri puanlarına geliyoruz. Dribblingleri bastık. Ve ters kanatı onayladık abi. Aynı zamanda bir de bu kadar zaten arkadaşlar. Tam 4 tane basılıyordu. Fullledik ve bir özelliğini aktif hale getirdik. Niteliklere, özelliklere falan baktık zaten. Vallahi billahi manyak bir adam. İnanılmaz bir futbolcu o. Takım da 86 gen oldu. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl kadro lan? Gerçekten inanılmaz. Ve şimdi arkadaşlar bir oyuncumuz kaldı. Hiç teklif yapmadığımız. O da emirlerimde burada görmüş olduğunuz gibi. Yani burada da hani gelmiyor ya asla hiçbir şekilde. Yani bekliyoruz ama Arda sen de gel artık. Yani Arda'ya da benden yüksek teklif yapan olmuş. Yani 13.900 verelim o zaman biz Arda'ya. Hemen de gelsin ama artık abi. Arda Güler gelsin. Ve bir dakika arkadaşlar. Rodrigo geldi. Paramız da 60 milyon oldu. Rodrigo'muzu da hemen alıyoruz. Onu da yerleştireceğiz tabii ki. Abi gerçekten böyle bir şey yok. Maça girelim artık. Ben maça girmek istiyorum. Kadro değerimiz 446 milyon oldu. Oğlum ne oluyor lan? Vallahi billahi neler yaşıyoruz? Bu da hızlıdır. Yani reytingine göre hızlı abi. Reytingi düşük. Yani başka bir kartı da yok. Rodrigo gel bakalım buraya. Sana da bir 5 seviye antrenman basacağım abi. Birazcık lazım olacaksın çünkü. Hatta hızın bir tık daha yükselsin. Aynen 6 seviye yapalım. Hızın lazım senin, bize driblingin de lazım. Kullanacağız onları. Gerekirse şut da çekeceğiz. 87 bizim için yeterli olabilir diye düşünüyorum. Kadrom 88 reyting oldu şu anda. Abi bunları da driblinge bastık. Ters kanatı da bastık abi. İki oyuncuya da aynı şeyi şöyle bir bastık. Ve şimdi bir de arkadaşlar santraforumuza da zaten her şeyimizi basmıştık. Arda'mızı ve belly golümüzü bekleyeceğiz. Ama onu beklemeden önce göz bebeğimiz geldi sonunda. Arda Güler hoş geldin. 14 milyona geldi Arda Güler. Ve onu da hemen kadromuza koyup ona da bir en az 10 seviye antrenman basalım. Bayağı bir fazla basmış oluyoruz aslında ama gayet de güzel olur. Arda Güler hoş geldin diyoruz ve bastık arkadaşlar. Arda'nın da bütün özellikleri görmüş olduğunuz gibi ortalamanın üstünde 4-5 tane özelliği var. Ve şimdi hepsini de coşturacağız. Bir beceri puanlarına geliyoruz. Dribbling'e basıyorum her şeyini arkadaşlar ben Arda'nın. Ve kanca diyorum, tamam mı? Onayladım. Bir de şuta bassak ne oluyor abi? Şutlar zaten inanılmaz yüksek değil. Uzaktan şutu biraz iyi ama pas dersek kısa pas 100 falan oluyor. Yani bunlar da iyi ama ben şuta basacağım ya Arda'yı. Gol mol atarız belki. Şut bastım Arda'ya. Ve bir de abi ne güzel durmuyor mu ya? Ya kaliteli adam abi bu adam. Ben bununla geldim, bununla giderim abi. Böyle bir şey yok. Hemen geliyoruz. Ve abi Arda'yı da bir 10 dedik en az. Hatta 11 dersek hızı da yükseliyor değil mi? Hadi bastık 11'e. Ve Arda'yı da arkadaşlar 119 dribbling yaptık. Geriye kalan bütün özellikler 99, 98, 94. Ve kadromuz 92 gen oldu. Ve 464 milyonumuz oldu. Başka bir şey abi. Başka bir seviyeye çıktık. Ve şimdi pazarımıza tekrardan geliyoruz. Ve belly gol geliyor arkadaşlar. Bell dedik. Arama dedik. Ve Bellingham'ın da 96'lık kartı var. Ama oraya para yetmiyor. Yetmesin zaten. Ben buraya geldim. Ve buradan abi şu kartı almasak da 97'lik bir Bellingham.
alalım sizlerle birlikte. Tam 45 milyonumuzu verelim. Ve arkadaşlar 15 milyonumuz da kalacak. Sonunda bitiyor. 500 milyondan fazla coins harcadım abi. Ne duruyorsun ya? Artık YouTube'da videoları like atmak için tam ekranı kapatmaya, bilmem ne yapmaya falan filan, videoyu durdurmaya falan gerek yok. Ekrana tıklıyorsun. Tam benim olduğum yerin şuralarda bir yerde like butonu çıkıyor. Oraya basıyorsun abi. Hadi bas ya. Bellingham da geldi. Tam 500 milyondan fazla coins harcadık. 520 milyon vardı. 15 milyon kaldı. Yani bu yılın en büyük videosu oldu arkadaşlar. Ve koyuyoruz bakalım ratingimiz falan kaç olacak. Bellingham da geldi. Ve hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ve 96 gen oldu. Oha! Oğlum benim kendi kadrolarım 96 değil. Ne oluyor lan? Bellingham'a daha şöyle bir pas basalım abi. Ya da fiziksel basalım abi. Bu adamın ön planı, daha çok ön planda olduğu şeylerden biri fiziksel. Ve şimdi bu arada reytingi düşürmezse kadroya koyacağım bir oyuncu alacağım arkadaşlar. Belki bir tık reytingi düşürebilir. Bellingham'a 5 basacağım abi. Hatta 6 basalım, biraz da hızı yükselsin. Ve baksanıza abi, bronz oyuncularımız bitti. Yani her şeyi bastık abi şu video için. Tek bir video için hesabımın gelişimine basıyorum arkadaşlar. Sizler de bir gerçekten harbiden ciddi söylüyorum, şu like'ları bir yardırın ya. Vallahi hak ettik bence artık bu kadar şeye. Tchouaméni de kesinlikle oynar abi. Yani Real Madrid'de kesinlikle Tchouaméni oynar. 2024-2025 Real Madrid'inde de olur ama ben olmasını istemiyorum abi ya. Almayacağım. Bu şekilde yapacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi kadro bu şekilde oldu. Mbappe'nin Real Madrid'e gelmiş olduğu takdirdeki Real Madrid kadrosu. Tabii Mbappe'yi santrafor, Vinicius Junior'da sol kanat yapabiliriz. Ama arkadaşlar ya, öyle bir sistem var ki Vinicius Junior'ın ultimate tutu kartı santrafor, Mbappe'nin ultimate tutu kartı sol kanat. O yüzden böyle yaptık. Ve o zaman abi ben bunların bilgilerine bastım mı ya? Ben bunun becerilerine bastım mı? Basmışım evet arkadaşlar. Pozisyon basmışım ve inanılmaz güzel olmuş. Ters kanat bastıklarım ters kanadında mı iyi oynayabiliyor acaba? Ona bir bakalım abi. Şöyle bir baktığımızda ters kanat bastığımızda yok, o sadece santrafor. Oo, Mbappe artık santrafor da oynayabiliyor. Şöyle bir bakalım abi, kaç oynuyor? 99. Lan sadece 99'a düşüyor ha. Vallahi billahi yani gerçekten sadece 99'a düşüyor. İnanılmaz bir hale geliyor. Rodrigo da tabii santrafor oynayabilir. O da çok az düşüyor. Ama böyle yapacağız. Hadi o zaman arkadaşlar. Belki maç içinde yerlerini değiştiririz. Ama gerek yok. Oyna diyoruz. Bilgisayardan çok uzun süredir tek tek oynamadım. Bakalım başımıza neler gelecek. Oyna dedik. Rakibimiz gelecek. Ve maçımızı yapacağız. Ve bakalım başımıza neler gelecek. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Nasıl bir rakip geliyor öncelikle? 93, 92, 91 ortalama civarı bir rakip geldi arkadaşlar. Bizim kadro zaten biraz fazla güzel oldu. Bakalım rakibin kadrosundaki oyuncular kimlermiş, bunları da görelim sizlerle birlikte. Geliyoruz, sahaya çıkıyoruz Real Madrid formalarımızla, siyah Real Madrid formalarımızla. Ve rakipte de Modric, Rodri, Musiala. Bakın arkadaşlar, dikkat ettiyseniz videoda Rodric, Modric, Kroos falan filan yok yani. Bu şekilde bir kadro oldu. Ve bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım, maçımız başlıyor. Real Madrid'imizle başlıyoruz. Şöyle bir abi okey falan diyelim, kadromuza falan bir garip geldi mi? Ben böyle bir rakip gelse vallahi billahi tebrik ederdim. Ulan derdim, ne güzel geliştirmişsin. Mbappe ile aldık, gidiyoruz. Mbappe uçuyor. Mbappe uçuyor. Hile. Hile lan. Bu hile. Hile değilmiş. Hile olsaydı onu da geçerdi. Fazla gitti zaten. Ama yapacak. Ama yapacak. Ben kendi kendine gitsin istedim. Hiç çalınmalım atmadım. Demek ki biraz o kadar da yapmayacağız. Atmamız gerek. Abi çok garip oynuyor bu rakip. Arda Güler defansa geldi. Topu aldı. Şimdi bizi hücuma çıkarttı. Mbappe topu aldı mı? Aldı. Şöyle bir hareket yaptı. Çok güzel hareket yapıyor ama ben diğer hareketi daha çok seviyorum. Şimdi Vini verdi Mbappe'ye. Mbappe yaptı. Mbappe vuracak. Mbappe üst direkten döndü. Rodrigo tamamlayamadı. İnanılmaz. Mbappe ne yaptın? Çok iyi. Arda şimdi. Arda verdi pasını. Vinicius Junior. Şimdi Rodrigo aldı. Nasıl ya? Saçma sapan bir golle 1-0 öne geçtik. Devam edeceğiz arkadaşlar. Daha normal goller atacağız. Vuramadım. Sonra benim vuruşum iptal oldu sandım. Kendisi gitti vurdu ya. Van Dijk aslında bir bozdu onu. Ama Rodrigo pes etmedi. Rodrigo'nun şutunun lazım olacağını tahmin etmiştik zaten. Ve oldu da, haydi bakalım gollere devam edeceğiz ama Arda inanılmaz top çalıyor yani, böyle bir şey yok. İlk yarı 1-0 bitti arkadaşlar. Aslında pozisyona yaklaşıyoruz ama son şutlarda, mon şutlarda falan Van Dijk'ın kritik müdahaleleri oluyor. Ben de takımdaki herkesle oynamak istediğim için
Yani kafa çok karışıyor. Kimle oynayayım? Şunu mu yapayım? Tamam, bununla sonuna kadar gideyim. Herkesi hiç takım oyunu oynatmadan normal tek başına oynatmaya çalışıyorum. Mbappe şimdi tekrar aldı. Mbappe bir de aldı. Bu hareketi en iyi yapan oyuncu bu arada bu oyunda da. Vinicius, sen niye geldin buraya? Arkadaşlar, top almaya bir an önce çalıştığım için kaleciyi falan açıyorum. Kurtuğu adam mükemmel kurtarış ama artık ben topu alabilir miyim? Alabilirim. Mbappe geçer misin? Geçtim. Mükemmel yapıyor abi. Şu hareket ilk defa işe yaradığını görüyorum ya. Yok, bu şu hareketin işe yaradığını ilk defa görüyorum ama dışarı doğru yaptık. Ama Mbappe bu hareketi gerçekten çok işe yarayan şekilde yapıyor. Yani alıyor, gerçekten oyuncuyu geçebiliyor öyle. Oğlum artık gol atla, kaleciyi açıyoruz o kadar. Hadi ya. Aha boş kale. Aha boş kale. Vallahi attı. Yedik arkadaşlar. Bize de bir mücadele oldu şimdi. 5 dakika içinde gol atıp maçı kazanmamız lazım. Hadi bakalım ne olacak. Arda çok güzel aldın. Vinicius ver sen de. Kaç şimdi? Kaç şimdi? Çok iyi abi. Vinicius aldı. Son dakika. Vinicius Junior vurdu. Savunmadan döndü ama dönmesin de bir zahmet ya. Şimdi Mendy. Mbappe. 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 Mbappe attı. Ve arkadaşlar gol sevincini de yapıyor. Gayet güzel bir şekilde. Yani kolaydı. Gerçekten Modric falan orada varmış yokmuş ne fark eder abi, ben giderim içinden de geçerim, plasemi de çakarım, o top zaten kaleye girer. Sergen Yalçın'ın bir lafı vardır, topun gözü vardır. Mbappe'de de bu durum işliyor arkadaşlar. Bir tane direkten döndü ama sonra da gol oldu. Abi Mbappe hile gibi, mesela Vinicius öyle değil ama Mbappe hile gibi. Yani Rainbow hareketini bile, gökkuşağı hareketini bile Mbappe yani yapınca çalım atıyor abi. Yani Vinicius'ta falan öyle bir şey yok. Vinicius'ta müthiş bir kart ama hile gibi değil. Yani hile gibi demek farklı abi. Haksız rekabet gibi bir şey Mbappe. Şimdi Mbappe mi olmasa ben o 90 artıdaki o öyle atmam, atabilirdim ama zor atardım. Yani bu kadar rahat, bu kadar kolay bir şekilde adamın içinden gidip atmak zor olurdu. Bir kadromuzla son kez karşılaşalım abi. Kadromuza geldik. Dediğimiz gibi göz bebeğimiz orada, her tarafı mavi ve bir tane yeşille, yine maviye yakın bir renkle çevrelenmiş. Ortadaki kral adam Arda Güler duruyor gerçekten. Kadroda da çok güzel görünüyor. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten inanılmaz bir takım oldu. 510 milyon coins değerinde. Biz de 505 milyona kurduk zaten bu kadroyu. Ve dehşet bir şey oldu. Yani bu Mbappe başka bir şey. Başka bir seviye. Özellikler falan filan da, yani gökkuşağı var. Beceri hareketlerinde, yani bu gökkuşağı var da mesela Vinicius'ta da var. Ama aynı şekilde yapmıyorlar abi. Mesela Vinicius'a da bakalım şöyle özelliklerine. Var ama aynı şekilde yapmıyorlar. Gerçekten inanılmaz. Ayağının dışıyla şut bunda da var ama nasıl çeker artık, nasıl yapıyor bilmiyorum. Her şeyde yüksek. Arda'nın defansını yüksek mi yapmışlar onu merak ediyorum. 5000 tane top çaldı ya. Mükemmel oynadı abi adam. Nerede abi? Şöyle bir baktığımızda nereden bakıyorduk? Defans orta ama yüksek gibi takılıyor. Vallahi billahi böyle bir şey yok. İnanılmaz doğal yeteneği basmışlar. Şınav gol sevinci basmışlar. Uzun pasçı falan filan her şeyi var arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir yaşlarını da göstereyim arkadaşlar. Bakın 25 yaşında Vinicius. Zaten hepimiz biliyoruz yaşları. En fazla 23-24. 23 yaşında Vinicius. Rodrigo da aynı şekilde. O da 22-23. Şöyle bir bakıyoruz, 23 yaşında o da. Şöyle Valverde'ye bakıyoruz. O da en fazla 25-26'dır. 25 görmüş olduğunuz gibi. Bellingham'ı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bellingham'ımız da 20 yaşında daha. Yani gerçekten Arda Güler'imiz zaten 18 yaşında. Defans hattını bu seviyede kurmasa da hücum hattı bu seviyede kurulu. Defans hattı burada. Defans hattında bu 29'dur. Şu an tamamen tahmin ettim. 30'muş. Eder Militao 31'dir diye düşünüyorum dersek 28 mi? 26'ymış. Eder Militao da genç mesela. Bakın Eder Militao genç. Carvalho 32 en az. Yani evet tam 32. Yani güzel eğlenceli oldu yaş tahmini. Mendy de 24 diyorum. 24. 28. Mendy'yi bak. En uzak Mendy. Rüdiger'le Mendy çok uzaktı. Courtois'a da 31 dedik ve vallahi tutturduk. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.